Bir şişeleme tesisinde çalışan kalite kontrol uzmanı bir grup şişe arasından rastgele örnekler alıyor ve bu şişelerin içinde ne kadar sıvı olduğunu ölçüyor. Örneklemdeki şişelerin ortalamasını 503 mililitre, standart sapmasını da 5 mililitre olarak hesaplıyor. Bu gruptaki şişelerin ortalamasının hedef ortalama olan 500 mililitreden farklı olmasının inandırıcı bir kanıt olup olmadığını test etmek istiyor gruptaki her şişenin içindeki sıvının ortalama miktarına mü diyeceğiz. Anlamlılık testi için, yani kalite kontrol uzmanının kullanacağı test için geçerli olacak hipotezleri yazınız demişler. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi bakalım, şimdi de birlikte çözelim. Öncelikle iki hipotezimiz olacağını belirtmek isterim. Sıfır hipotezi ve Karşıt hipotez. Sıfır hipotezi ilgilendiğimiz popülasyon parametresi ile ilgili olacak ve statikoyu verecek. Pek de ilgi çekici değil öyle değil mi? İlgilendiğimiz parametre bahsi geçen gruptaki şişelerin içindeki ortalama sıvı miktarı yani mü. Evet burada ilgi çekici bir şey olmadığını gösterecek varsayım sizce ne olabilir? Tabii ki de bunun 500 mililitreye, yani hedef ortalamaya eşit olması. Evet, böylece sıfır hipotezi üzerine düşeni yapıyor ve gruptaki şişelerin içindeki sıvının ortalamasının hedef ortalama olan 500 mililitreye eşit olduğunu iddia ediyor. Bu noktada bazılarınız seçilen gruptaki şişelerde 503 mililitre sıvı olduğunu söylememişler miydi diye merak ediyor olabilirsiniz. Evet, bu neden 503'e eşit değil? Çünkü bu hipotez popülasyon parametresi ile alakalı olmak zorunda. Popülasyon parametresi ile ilgili yaptığımız varsayımla 503 mililitre örnekleme ait bir istatistik ve buradaki hakkında bir tahminde bulunmaya çalışılan da örneklem ortalaması anlamlılık testini yaptığımızda bu 503 mililitreyi işin içine katacağız. Ve diyeceğiz ki sıfır hipotezi doğruysa varsayılan ortalamadan daha büyük bir örneklem istatistiği örneklem ortalaması elde etmemizin olasılığı nedir? Eğer bu olasılık bir eşik değerinin yani anlamlılık değerinin altındaysa sıfır hipotezini reddedecek karşıt hipotezi kabul edeceğiz. Ama eğer sadece hipotezleri yazmamız isteniyorsa. Sıfır hipotezimiz bu, karşı hipotezimiz seçilen gruptaki şişelerin ortalamasının 500 mililitreden farklı bir değer olduğu olacak.